Evet sayın takipçilerimiz, şimdi GX125'i GX150'ye nasıl çevireceğiz? Onun videosunu çekeceğiz. GX125AC ile GX150AC'nin arasındaki tek fark şu tutucular. Ama ikisinin arasındaki fiyat farkı bugün itibariyle yaklaşık olarak 500 TL. Ha biz buna nereden ihtiyaç duyduk? Niye GX125'i GX150'ye çeviriyoruz? Ben bu zımparayı internetten ikinci el olarak aldım. Sadece tutucuyu da tekrar almaktansa, aynı 125'i almaktansa 150'ninkini alayım, zımparamı 150'ye çevireyim diye düşündüm. İnternetten, kendi sitesinden bütün parçaların kodlarına baktım, hiçbir fark yok. Bütün kodlar aynı, içindeki düğmeden tutun, ne bileyim, bütün parçalar aynı işte. Tek fark şu tutucular. Bu tutucuyu değiştirdiğiniz zaman, 125'i taktığınız zaman 125 oluyor, 150'yi taktığınız zaman 150 oluyor. Fakat işte bunu da bu şekilde değiştirmek gerekiyor. Burada aynı zamanda rulman değişikliğinin de videosunu çekmiş olacağız. Şimdi eksantrik zımparalarda merkezde merkez kaç kuvvetiyle çalışıyor? Bakın gördüğünüz gibi. Beni beklediğimden de kolay oldu rulman yerleştirmesi. Çok güzel. Ha bunu şimdi söyleyeyim. Rulmanı yerleştirmeden önce kolay girsin diye buzdolabına derin dondurucuya bıraktım. Biliyorsunuz derin dondurucu soğuk olduğu zaman metaller soğukta biraz çeker. Gayet de bence faydalı da oldu yani. Tam oturmasını biraz daha şey yapalım. Şimdi bu rulmanlar 5001 rulman. Normalde bu 123'lere takılan rulman 6001. 6001'in 5001'den farkı, 5001'i ikisini üst üste bıraktığımız zaman, bu şekilde birleştirdiğimiz zaman, tek bir rulman haline geldiği zaman bu 6001 oluyor. 6001'i biz bulamadık. Fiyatı da bayağı yüksekti bulduklarımızın da. İki tane 5001'i üst üste koyduk. 6001 oldu. Zannederim başarılı bir çalışma olacak. Evet. Şimdi GX150AC'ye ait 150AC için aldığımız tutucuyu yerleştiriyoruz. 125'in tırnağı kırılmıştı. Ona göre pet aldık biz bu şekilde. Petleri de yavaş ve dengeli bir şekilde çakmamız gerekiyor. Tamam, kapat.
Evet, şimdi çakma işlemimiz bitti. Artık tutucuya petimizi yerleştirme işlemi kaldı. Zaten bunu şimdi gördüğünüz gibi kanallara var. Kanallar birbirine olacak. Bu çok zor bir şey değil. Evet, işlemimiz bu kadar. Şimdi çalıştıralım, deneyelim. Biz bu zımparayı internetten ikinci elde olarak Redcoat'ın 250 liraya aldık. 50 liraya tutucuyu aldım. 100 liraya da pedini aldım. Yaklaşık olarak bize ne kadar mal oldu? 400'e mal oldu. Bunun bu ürünün sıfır fiyatı yaklaşık olarak şu an 3000 lira.